Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda renkli ipler kullanarak örmüş olduğum bu örnek sizinle paylaşmak istiyorum. Ben renkli ipler kullanmaya tercih ettim. Siz isterseniz tek renk iple de örebilirsiniz. Bebek giysiler, atkı, battaniye ve şapkalar, berelerde kullanılabilecek bir örnek. Ve çok kolay örülen bir örnektir. Tığ iş yeni öğrenmiş olan arkadaşlara tavsiyemdir. Çünkü çok çabuk biten ve çok çabuk örülen bir örnektir yine. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylık diliyorum ve örneğe geçiyorum. Evet arkadaşlar, istediği ip hatta zincir çekiyoruz ilk başta. Ondan sonra 1, 2, uç zincir ilave ediyoruz onun üzerine. Bu bizim birinci trabzan oluyor aynı zamanda. Tığımın üzerine ip alıyorum ve birinci zinciri batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki zinciri batarak tekrar ikili trabzan yapıyorum. Ve böylece sıra boyunca bir sıra her zincirin üzerinde ikili trabzan yapıp bir sıra tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, birinci sıram bitti. Şimdi ben burada değişik renk kullanacağım için ip değiştireceğim. Ama her zaman gibi burada ip değiştirmeyeceğim son ilmekte. Bu örneğinde ben şurada başlamak istiyorum. Tekrar sıra başında, sonunda değil, başında bizim birinci zincirli yukarıya çıkıp trabzan yaptığı trabzanı içinden tığıma geçirip ipimi alıyorum ve burada bir kere sabitleyip ipimi şuradan aynı yere tekrar geçirip şurada bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Şurada bir sık iğne yaptım. Ve sonra tığımı 1 2 2 kere ip doladım. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum ve önce tek ilmeğimi, sonra iki ilmeği, tekrar sıradaki iki ilmeği ve sonra en son iki ilmeği topluyorum ve çok uzuncaya bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanımızı, yaptığımız trabzanı şöyle elimizle şöyle yapıyoruz, diyoruz. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve şunu sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine iki kere doluyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıkartıyorum. Tekrar şöyle ve hemen yandaki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum burada da. Böylece bir trabzanın tepesine bunu yapıyoruz. Dörtlü trabzan, bir trabzanın tepesinde de sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 kere de topladık ve hemen yandaki trabzanın tepesine tekrar attım. Tekrar iki kere doladım. Trabzanı başında battım ve hemen yandaki trabzanın tepesine tekrar iki kere doladım. Sıradaki trabzanın tepesinde batarak dörtlü bir tane trabzan yapıyoruz ve şunu hemen yandakine, bakın, trabzanın tepesine batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Böylece bir sık iğne ile bir dörtlü trabzan sırasıyla yapıp devam ediyoruz. Bu sıra böyle gidiyor. Sonraki sırada, bu trabzanın sırasında tekrar görüşelim. Bu sıra sonunda bir değişiklik var, onu göstereceğim. Ben sıra bitireyim, geleyim.
Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bir tane sıra boyunca bir tane dörtlü trabzan ve bir tane sık iğne ile oluşan bir sıra bitti. Sıra sonunda trabzanlı son trabzana geldim. Son trabzanda dikkat etmesi gereken şey, bakın son trabzanı yaptım, büyük olanı. Aşağıdaki sırasında sadece bir tane yeri kalmış. Burada da sık iğnemizi yapacağız ve bitireceğiz bunu. Ama gördüğünüz gibi ben daha önceki ipi kesmedim. Çünkü buradan ben sıra devam edeceğim. Tekrar bir aynı bu sırayla gideceğim. Ama siz isterseniz çok renkli örmek isterseniz eğer şu sıranın üzerinde bundan sonra aynı renkle değil başka renkle devam edebilirsiniz. Eğer ki başka renkle devam edeceksiniz, o zaman burada ip kesin ve buradan tekrar baştan başlayın. Böylece hep düz tarafı olacak. Hiç ters tarafı denk gelmeyecek. Ama benim şimdi göstereceğim, örnekte göstereceğim sırada ben bu ip kesmedim. Çünkü aynı iple devam edeceğim. O nedenle bununla bir sıra trabzan geçeceğim bu sefer. Ve şu ip, pembe ipi şurada sabitleyeceğim. Şöyle. Ve pembe ipimi keseceğim burada. Çünkü bir dahaki sırasında pembe ip kullanmayacağım. Başka bir renk ekleyeceğim. O nedenle ip devam ettirmeni, yürütmeni bir gerek yok. Şimdi ben burada bir zincir çekerek iplerimi sabitliyorum ve sıra döndürüyorum. Bu birinci yeri tekrar burada birinci yeri denk getirmek için şurada bir başlıyorum. Burası böyle düz olacak. Öyle başlasaydım kenarda böyle çıkıntı olacaktı. Şimdi bir, iki. Bu bizim birinci trabzan. Ve şimdi sırada her zaten yerler belli burada. Daha önceki bakın şöyle baktığı zaman daha önce ördüğümüz sırada şu trabzanlı üzerindeki yer bu da sık iğnedeki yer. Böylece aynı eşit sayıda olacak. Hiç sayı değişmiyor. Her yere birer tane her sık iğnenin üzerine birer tane batarak trabzan yapıyoruz bu sırada. Bu sıra boyunca birer tane trabzan devam edecek. Evet arkadaşlar, ben sıra bitirdim. Bu örneğimizin arka tarafı böyle. Bakın. Ve bu sefer böyle geldik. Şimdi burada bizim tekrar ipimiz değişmesi gerekiyor. İsterseniz aynı örnek tek renkle de örebilirsiniz. Ama ben öyle renkli renkli sevdiğim için bir de benim bunda paylaşmam bir sebep daha var. Evde kalmış ipleri değerlendirmek isteyen arkadaşları bir fikir olsun istiyorum. Bakın burada ben ipimi taktım, döndürdüm ve birinci trabzanla tekrar batıyorum ip taktığı yeri ve burada bir sık iğne yapıyorum. Hem ip sabitleşmiş oluyor burada, daha sağlamlaşmış oluyor. Hem birinci sık iğnemi yapmış oluyorum ve şurada tekrar birinci trabzanda birinci sık iğne yaptım. Tekrar iki kere doladım. Hemen yanındaki trabzana önce bir, sonra iki, sonra üç ve dört. Tekrar aynı işlem yaptık. Şu yaptığımız uzun trabzanı şöyle alıyoruz ve hemen yanındaki trabzana. Aynı trabzana tekrar batmıyoruz. Hemen yanındaki trabzana sık iğne yapıyoruz ve tekrar iki kere dolayıp dört kere de boşaltarak uzunca bir trabzan elde ediyoruz ve tekrar onu hemen yandaki trabzanla sık iğne yaparaktan sabitliyoruz. Bu işlem örnek boyu devam edecek. İp değişiklikleri de olan sıralamasına de biraz önce gösterdim. Böyle bir kere buradan devam ediyor, bir kere öbür tarafından devam ediyor. Video tekrar izlersiniz eğer yaparken
daha rahat onu anlarsınız. Burada tekrar gösterip şey yapmayayım, videoyu uzatmayayım bence. Ve böyle devam edecek. Bunun üzerine tekrar trabzanlı sıra olacak. Ben birkaç sıra daha örüp göstereceğim örneği inşallah. Benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.